Samimi Haber'den mutlu günler. Malum çok beklediğimiz Kasım ayı indirimleri geldi çattı. Peki vatandaşlar alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Yanımda çok kıymetli konuğum, siber güvenlik uzmanı Devran Karaçay var. Sayın Karaçay hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar. Öncelikle şimdi Kasım ayının gelmesiyle birlikte birçok yerde alışveriş başladı. Vatandaşlar alışveriş yapıyor. Peki dolandırıcılık da arttı doğal olarak. Peki vatandaşlar sahte siteyi nasıl anlayabilir, nasıl anlaşılabilir? Söz size. Evet, yılın en çok dolandırıcılık yapılan zamanlarından birisi Kasım ayı. Çünkü Kasım ayında bildiğiniz gibi N11 hepsi burada ve bunun gibi toplu alışveriş yapan siteler bir indirim sunuyor. Ve bu indirimler şu an 100. yılda olduğumuz için daha da arttı ve dolandırıcılar da bunu bir nevi fırsat bildi. Türkiye'de satış konusunda zaten zirvede gelen 3-4 tane site var. Bunların kopyası yapılıyor. Mesela sitenin ismi Devran Karaçay. Bunun kopyasını yaparken domain yani isim yerine Devran Karaçay yerine Devran sonuna bir ne daha koyuyorlar. Sonrasında Karaçay yapıyorlar ve insanların gözlerini boyayarak o sitenin gerçek olduğunu inandırıyorlar. Buraya girildiğinde insanların kart bilgileri çalınıyor. İnsanlara havaleyle ödeme yaptırılıyor ve aslında hiç elde etmeyeceği bir ürün için para yatırmış oluyor. Sonrasında parası gidiyor. Bildiğiniz göz yanılsaması aslında. Evet, tam olarak öyle. Şimdi Sayın Karaçay şunu sormak istiyorum sizlere. Örneğin ben X sitesinden alışveriş yaptım. Oraya kart bilgilerimi girdim. O sitenin sahte olduğunu bilmiyorum. Peki o hacker ondan sonraki aşamada yani karşımdaki kişi ondan sonraki aşamada neler yapabilir? Evet, şöyle anlatayım. Bildiğiniz gibi bankalarımızda 3D Secure dediğimiz bir sistem var. Siz herhangi bir yerden alışveriş yaptığınızda size 6 haneli bir kod gönderiyor ve bu 6 haneli kodu alışveriş sitesine verirseniz alışverişiniz onaylanıyor. Evet. Bu sitelerde de şöyle bir sistem var. 6 haneli bir kod istiyor sizden 3D Secure'ymiş gibi fakat o da sahte. Siz kart bilgilerinizi girdiğiniz zaman eş zamanlı bir şekilde hacker da sizin kart bilgilerinizi farklı bir yere giriyor. Farklı bir yerden belki kendi telefon söylüyor. Öyle düşünün. Çok tehlikeli bir durum bu. Evet. 6 haneli kod istiyor telefon söylediği yer ve bu kodu da sizden alıyor. Size 6 haneli kod gönderdim diyor sahte siteden. O sahte siteye alışverişinizi tamamlamak için kodu girmeniz gerektiği söyleniyor. Siz o kodu girdiğinizde o kod da hacker'ın eline gidiyor ve telefonu başarıyla söylemiş oluyor. O aşamada ne yapacağız ama? Yani o aşamada aslında yapmanız gereken şey şu. Direkt site herhangi bir kart bilginizi girmeden sitenin linkine bakmak, domainine bakmak. Benim kendi site adresim Devran Karaçay ise 2N, 2A, 2Y olmaz. devrankaraçay.com'dur. devrankaracay diye uzatıp .com koyuyorsa zaten sitenin sahte oldu. Direkt bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani kilit noktası domain. Evet. Doğru mudur? Siber güvenlik uzmanı Devran Karaçay bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.